geçtik. Büyük ihtimal sıkılmayız, oynarız. Hem oyunu da size de anlatmış olurum. Belli aralıklarda oynanabilecek bir oyun aynı zamanda. Hani aa çıktı bir hafta oynarız kapatırız. O tarz bir oyun değil bence. Oyun harbiden oynarken herkesin eğlenebildiği bir oyun. Oynayan herkes eğleniyor. Bak sadece belli bir taraf değil. DBD'ye kıyasla daha dengeli çünkü. Hani killer'lara da survivor'lara da oyunla ilgili yapabilecekleri birden fazla alternatif var. Hem kaçış olarak var, hem killer'ları durdurma anlamında var. Zaten şimdi daha iyi görürsünüz. Ben genellikle bu karakteri oynuyorum. Bu karakterin trap'leri var. 3 tane trap'i var. Bir tane dediğim gibi özelliği var. O da tuzak kurmak. Şu 3 tane gördüğünüz şey de perk'ler. Bu da büyük baba için perk seçimi galiba. Evet, büyük babanın perklerinden birisi. Bütün kritik kapılar ve şeyler geçilebilir. Büyük geniş kapılar şey oluyor. 5 saniye kadar bana info veriyor nerede olduklarını. Bunu aldım. Onun dışında bu da koşarken stamina kullanımını %30 azaltıyor. Ama hızını %15 düşürüyor aynı zamanda. Buff da var, nerf de var. Yani bu şekilde baya böyle geniş perk havuzu var. Bu gördüğünüz iki sayfanın hepsi perk abi. DBD'de nasıl perkler var? Burada da var bak perkler. Bunların hepsi perk. Bu perkler galiba bütün karakterlerde aynı yanlışım yoksa. Ama şu özellik muhabbeti karaktere özgü. Buradan da böyle geliştirebiliyorsun aynı zamanda. Hangisini alsam acaba? Traplerden kurtulmak %19 daha zor oluyormuş bunda. Bu da Survivor yakalandıktan sonra aldığı hasar miktarını %13 artırıyormuş. Bu da trapleri kurma hızını artırıyormuş %10. Bunu alabilirim. Bir de güzel bir kısmı abi. Buraya verdin ya puanları. Bunları geri alabiliyorsun şöyle R'ye bastığın zaman. Sana puanlarını geri iade ediyor. Tekrar buna basabiliyorsun. Hani bir oyun bunu deneyip diğer oyun bunu deneyebiliyorsun. Oyun sana farklı şeyleri deneme fırsatını da veriyor kesinlikle. Red'i vereyim de oynayalım. Oyunun içinde de anlatacağımız şeyler var. Şu anda oyunu bu arada Xbox'tan oynuyorum. Xbox'ta da oyun 113 lira. Sadece oyun almak istersen oyun gayet iyi. Onu söyleyebilirim. Oyuna her başladığında sana yapman gerekenleri anlatıyor bu arada. Tek tek. Seçilen perkler var yoksa hepsi mi alınıyor özel şekiller? Ya işte puanını verip açabiliyorsun perklere. Tek tek anlatacağım bu arada killer'ları oynayıp. Biraz sesini kısmam lazım oyunun. Bu benim oynayacağım karakter. Bu arada duvarların arasından geçebiliyor. Shift'e bastığınız zaman koşuyorsunuz. Sağ alt tarafta gördüğünüz azalan şey stamina'm oluyor benim. En sağ altta mouse'un orta tekerleğinin olduğu şey de benim özelliğim. Şu sağ klikle bastığım şey özelliğim oluyor. Ben genellikle şu önemli kapıların önüne koyuyorum. Bunları mutlaka yiyorlar Survivor'lar. Bu orta tuşa bastığımda da kendi arkadaşlarımın yerini görüyorum. Aynı zamanda önemli şeyleri görüyorum. Buradan mesela kan alıyorum. Bu kanı aldığım zaman belli bir miktar birikiyor. Sağ tarafta bir şişe var bakın 19 oldu. 95 ile 19 tek sayısı o. Bunu bir miktar biriktirip büyük babaya şey yapıyorum. Kan besliyorum ve büyük babanın level'ı artıyor. Level arttığında yanlış hatırlamıyorsam daha sıklıkla bağırmaya başlıyordu. Bağırdığı zaman da Survivor'lar eğer hareket ediyorlarsa onların haresini gösteriyor. Oyun indirime girmez yeni çıktı çünkü. Anca büyük bir bütün firmaların devrede olduğu bir şey olursa. Bak aşağıda mesela bir tane Survivor'ı gördük. İki tane daha trap'im var. Şu kapının kilidini açacağım. Kapıdan geçtikten sonra tekrar kilitleyeceğim. Kapıyı açtım, geçtim. Kapıyı kapattım. Ondan sonra da evet şu an Büyük Baba uyandı. Artık Büyük Baba her bağırdığında Survivor'ların konumunu göreceğiz. F'ye basıp kapıyı da kilitledim. Kapıları kilitlemezseniz eğer Survivor'lar hızlı bir şekilde içlerinden geçebiliyorlar. Şu an bağırıyor Büyük Baba. Hareket etmedikleri için hiçbirinin yerini görmüyoruz. Hareket etselerdi. Bak az önce etti. Ufak bir gördük o yüzden. Buradan
Geçtim ufak bir. Bu benim kız kardeşim burada yanımdaki şey. Karakter sanırım. Leatherface aşağıda yer duruyor. Şuraya bir tuzak koyacağım. Ondan sonra içeri gireceğim. Yardım etmeye. Geldim. Kilidi açtım. Kapattım kapıyı. Ondan sonra da kilitleyeceğim şimdi. Kilitlemezsem kolay çıkarlar Survivor'lar. Şimdi geldim. Bu aşağıdan geçebiliyorum. Bu karakterin özelliği aşağılardan yukarılardan geçebilmeleri böyle. Bak bu Survivor mesela. Hemen aşağıdan geç bakayım. Geç 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 geç. Soldan gidiyor. Burada ölecek bu çocuk bu arada. Evet. İlk kilimizi abi, aldık. Şu yerdekini aldı. Alma. Yerdekini alma. Yerdeki ne? Aa bu da geldi. Aynen aynen. Sen mi? Oğlum çok hızlı koşuyor bu. Sprint onu ben asacak. Geç 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 aşağı. Diğer taraftan geç. Karakter dondu. Ne oluyor oyuna? Oyuna bak. Bug'a girdiğini. İşte çok öldürdün mü abi onu? Kanka öldürdüm de yukarı ışınlandım şu an. Abi ben de ışınlanıyorum sürekli. Abi oyun çok bug'lı şu anda. Sorun da bu. Oyunla ilgili ama düzeltirler ben inanıyorum. Aa büyük havaya zarar verdin sen. Gel buraya. Kafama vurma kapıyı. At! Omuz attı. İşte Survivor'ların böyle perkleri var bu arada. Hani DBD'de... Hadi artık. Nereye gitti bilmiyorum. Hani Survivor'ın yerini bulmak gerçekten zor bu arada oyunda. Büyük baba geliyorum. Üzülme. Büyük baba. Ha, devre dışı büyük baba şu anda. Burada olabilir belki. Burada yok. Büyük babaya yardımcı olacağım şimdi birazdan. Kilidi açılacak. Ha, sen veriyorsun tamam. Benimki de. Benimki de full de. Nereye gitti acaba? Benim bir tuzağım daha var. Hem kapıları bir devreye geçsene. Hızlı bir şekilde. Evet büyük babaya kan veriyorum. Bak 95 vardı ya sağ alt tarafta. O şimdi sıfıra düşecek. Bütün kanı verdim büyük babaya. Büyük baba da level atlayabilir. Bu şekilde artarsak. Evet bağırıyor şu anda bak. Survivor'larda arkadaşlar map'te kemikler var zeminde. O kemiği alıp buraya gelip saplayabiliyorlar büyük babaya. Büyük babaya saplarlarsa da büyük babanın level'ı bir miktar şey oluyor. Şunu alayım bu arada gelmişken. Kan alıyorum şu an buradan. Oh süzdür süzdür. Güzel. Çok büyük babayı da bırakmak istemiyorum. Bir tanesi habire gelip burada şerefsizlik yapıyor. Neyse uzaklaşalım bakalım. Şu kapıyı kapatalım. Buradan geçelim. Şurada bir fuse box var ama kimse gelmemiş. Bu arada çalılar oyunda gerçekten çok güçlü. Bu oyunda çok fazla kez Survivor aktif olarak oynadığım için bu oyunda Survivor'lar saklanıyor bayağı bunların içinde. Dikkatli olmanız lazım. Çalılar çok iyi tasarlanmış. Tekstür olarak da rahatsız edici değiller çalılar. Yani buradan geçen olmamış. Şurada biri mi var? Yanlış mı görüyorum? Dur bakayım. Abi ben filtre atalım. Çalıları görüyorum. Onu kapat sen. Tamam. Aşağı atladı da ben gidemeyeceğim aşağı. Okey. Bu fusebox kaçış yöntemlerinden birisi bu arada. Bunu açtıktan sonra map'teki fuse'un kapısı, fuse diyorum bu arada da, wolf aslında. Karıştırdım sadece. Wolf'un kapısı açılıyor. Belli bir cooldown'u var. O cooldown'da olduktan sonra açılıyor ve kaçıyorlar. Hani geliyor, buraya bir şey takıyor. O taktığı şey sayesinde bunun kapısı bir 15-20 saniye sonra yanlış hatırlamıyorsam o civarda açılıyor. Burası ne durumda? Ha, hala kilitli. Tamam. Ben buraya bu arada bir tuzak daha koyayım. Tuzağımın birisini bayağıdır elimde tutuyorum. Büyük baba bağıracak şimdi. Gücü arttı. İyi geceler uyuyanlar arkadaşlar. Babamla birlikte izliyoruz oyunu. Öğretici falan izliyorsun. Eyvallah. Çok sevindim eğer gerçekse. Genellikle bu tarz şeyler troll oluyor ama babana selamlar. Pekala. Hemen şu aşağıdan geçtik. Oyun Xbox'ta 113 lira. Steam'de 400 lira civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam.
Bu videoda, video diyorum, yayında çok fazla yanlış hatırlamıyorsam dedim. Bak mesela şu an sürekli saklanıyorlar değil mi? Büyük baba 5 level'a ulaştığı zaman her bağırdığında koşmasalar bilene ben onların, daha doğrusu bütün killerlar onların konumlarını görecek. Oyunda her şeye bir çözüm var abi. Her şeye bir çözüm üretmişler. Oyunu üreten firma. Madem saklanıyor Survivor'lar, o zaman kan topla, büyük babayı 5 level'a getir ve böylece sürekli onların konumunu görebiliyorsun. Kesinlikle iyi bir şekilde yapılmış diyebiliriz oyun. Ben çıkacağım yeri unuttum. Şuradan mı çıkıyorduk? Evet, tamam. Koşu kim o? Ha, selamun aleyküm. O ne lan? Bir tane vurdum, kulağına girdi karakter. Leatherface gel. Biraz... Okey, orada ölür o çok rahat bir şekilde. Aynen öyle. Orada öldü o bu arada. Rahatlıkla. Şu an mori atıyorlar ona, infaz ediyorlar onu. Ben de kan toplayayım. At nasıl kaçtı? Çırpınma skill'i var. Ondan dolayı kaçtı galiba. Okey, Leatherface onu infaz edecek yerde. Tamam. Biraz vahşete tanık olalım mı chat? Evet, son kişi kaldı bu arada. 3 kill aldık şu an. İkisini ben aldım. Diğerini Fame az önce katletti. Katil herif. Orada ne çalışıyor lan? Ha. Okey, elektrik jeneratörü çalışıyor. Elektrik jeneratörü çalıştığı zaman kapının çıkış tarafında bir elektrikli zemin oluyor. Oradan Killer da Survivor'da geçemiyor. Evet, Fehmi Büyük Baba'yı beslemeye gelmiş. Ben de şimdi Büyük Baba'ya şey yapacağım. Kafasını düzeltti şu an Büyük Geç Baba. olur mu? Zor. Geç olur mu? Bir miktar vereceğim ama bakalım. O çocuk büyük ihtimalle basement'tan fuse box aracılığıyla kaçacak sanırım. Bütün kapılar kilitli. Aynı zamanda Volvo da kullanamadı. Son anda yetiştik, Volvo kapattık. Az önce zaten izlemiştik. Evet, veriyoruz. Okey. Sağ taraftaki parlayan sarı şey orta tuş bu arada. Mouse'un orta tuşu. Ona bastığım zaman hem diğer killer'ları görüyorum hem de önemli kapıları görüyorum. Önemli şeyleri görüyorum. Sağ klimde 3 tane tuzak vardı. Tuzağa da yakalandığı zaman Survivor hareket edemiyor. Büyük Baba'yı 5 level yapalım da çocuğu yakalarız ya. Femi, yapabiliyor musun? Abi 20 tane daha verdim de Burada burada. olmayacak galiba. Femi burada. Abi omuz attı bana. Femi yanıma gel. Dışarı çıkıyor. Koş. Abi öyle bir stun attı ki. Stun uzatmaya girmiş galiba. Yanında mı senin? Bende. Niye durdun yerinde Fehmi, anlamadım onu. Tamam, gidiyorum. Makineyi çalıştırınca örer Tamam. verdi makine. Çok hızlı bu arada. Bu karakter omuz atma olayından dolayı tilt biraz. Aşağı atlıyor. Kuyuya atlıyor Fehmi. Bir tane vurdum. Fehmi. 5 level olmak üzere. Gidip kan veriyorum Büyük Baba'ya. Büyük ihtimalle 5 level olacak. Her bağırdığı zaman konumunu göreceğiz. Emok, teşekkür ederim. 5 level olmak üzere Büyük Baba bu arada. Gidiyorum, kan veriyorum. Çabuk çok çok geç. Çabuk çok çok. Evet, Büyük Baba'yı level atlatmak bu gibi durumlarda çok önemli. Bazı Survivor'lar saklambaça çeviriyor oyunu. Oyun çünkü saklambaç olarak çok güçlü. Güçlü bir durumda bayağı. O yüzden Emok, tekrardan teşekkür ederim. Ne zamandan beri oynuyorum? Bu oyun zaten 4. günde şu an, yanlış hatırlamıyorsam. Çıktığından beri oynuyorum diyebiliriz. Buradan mı geçmiş o? Abi kan versene. Acil. Bende yok ki. Kan az önce verdim. Adamın yanındayım. Nefes sesi geliyor ama nerede olduğunu bilmiyorum. Kan aldım bir miktar aşağıdan. Okey, veriyor sanırım. Evet, 5 level oldu. Şu an bağırıyor ve göreceğiz yerini. Fix. Nerede? Femi nerede adam? O. Aşağıda abi, aşağıda. Lan niye gözükmedi büyük babayla şeyi? Gözüktü. Ben göremedim lan. Bende bug mı oldu? Femi, testereye doğru geliyorum. Gel abi gel. Orada Adam gördüm seni, geldi. tamam. Tamam. Kaçış ihtimali sıfır bu arada. Bir daha bağırıyor. Yukarı çıkmış Fehmi. Tuzağımı yedi galiba yukarıda. Bak yukarıda Nerede? görüyoruz. Oğlum yukarı çıkmış adam, inanılmaz. Neyse, bizim
Kız yukarıda sanırım. Aa, büyük babanın level'ını bozdu. İnanılmaz abi, inanılmaz. Büyük babanın 4 level'a düşmesini sağladı ve aynı zamanda büyük baba şu anda devre dışı. Şimdi onu tekrar 5 level'a çıkartmamız lazım. Büyük babayı. Başında beklememiz lazımdı bu durumda ya. Bir kişinin en az. Büyük baba çok önemli çünkü 5 level'dayken birinin fix başında durması lazım. Okey, öldü. Tamam. 4. kill de aldık. Nice. Umarım eğlenmişsinizdir bu arada. Next match diyorum. Lobiden çıkmayın. Az önce görmüştüm de cevap veremedim. Ayarlar ultrada şu anda. Sadece gölge ayarını düşüğe çektim. Az önce tavsiye geldiği için. CC biraz güçlü gibi geldi bana. Yavaşlatma, zehir mehir muhabbeti var onda. Biraz ekranın falan bulanıyor. Koşarken de senin koştuğun yönü biraz saptırıyor galiba, öyle bir olay var. Oynamadım ama güçlü buldum. Survivor oynadığımda hep tilt ediyordu beni. Fena bence. Şimdi zaten fix bir şekilde Leatherface oyunda olmak zorunda. Leatherface'in etrafında dönüyor oyun. Basement'tan başlaması falan. Diğer karakterleri seçebiliyorsun. Şu Leatherface'i alayım ya Fehmi. Al abi. Şimdi bunun özelliği ne yapıyor? Ha, kapıları kırma falan filanmış bunun özelliği. Aha. Evet. Onun dışındaki perkler standarttı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Şimdi ben bayağı oynamadığım için bu karakterde ilerlemem yok bir miktar. Sanırım buradan bir skill verebiliyorum. Ne verelim? Aşırı ısınmayı falan azaltıyor bu. Bu da %10 daha fazla kullanmanı sağlıyor. Bu da ısındığı zamanki cooldown'unu azaltıyor %15 kadar. Isındığı zaman %15 daha kısa bekliyorsun yeniden çalıştırmadan önce. Yani bu daha mantıklı gibi. %10 daha fazla kullanabilirim sıklıkla. Okey. Bir de Leatherface oynayalım. Leatherface bu arada çok keyifli bence. Teşekkür ederim Captain. Aleykümselam Avos. Lan Gökhan... Avos, Gökhan... Gökhan galiba. Gökhan, sadece senle benim bilebileceğim bir şey söyle. Aleykümselam, eyvallah. Reklam mı girdi? Ah shit. Abi, testereyi çalıştırdıktan sonra saatika basılı tuttuğunda testere zaman içinde güçleniyor. Öyle tutuyorsun. Ha, okey. Bunu bilmiyordum mesela ben. Testereyi son phase'inde vurursan adama tek atıyor. Ha. Hani ben sana dedim ya az önce, yerdeki adama elleme abi dedim ya. O yerdeki adamı sırtına alıp, oyunda sırt alma mekaniği var. Sırtına alıp kancayı asarsan başarım veriyor. Ha. Özel bir mori gibi bir şey eklemişler. Anladım. Onu yapmayı denedim de ben pinkten dolayı yapamadım. Işınlandım okay. İşte. Makineyi açıyorum. Açtım. Let's go. Aksiyon başladı. Hadi bismillah dedik. Koşturmaya başladık buralarda. Şu kapıyı direkt yaralım. Ben geldim. Şurada bir ses duyuyorum. Evet, burada. Yani yetişebilir miyiz? Nice. İnanılmaz. Bayağı bir vurdum bu arada da. Makine kulağına girdi şimdi. Çok fazla vurdum, ona hasar. Kanamadan da ölebiliyorlar. Makineyi açmam lazım ya benim. Makineyi tekrar açtım, okey. Okey, devam edelim. O çocuğu agrolayacağım ben bu arada, yaralamışken. Ha, orada birini gördüm. Tamam, sana geleyim. Pekala. Şu bölgeleri kapatayım bu arada ya. Zemindeki bölgeleri kapatayım. Okey, orayı devre dışı bıraktım. Artık aşağıdan geçemeyecekler hareket etmek için. Ha, burada birini gördüm. Süper.
Ah, vuramadım. Kötü oldu. Oradan da geçti. Kaybettik adamı. Süper. Okey, tekrar aksiyona dönelim. Yukarı mı çıktılar? Aha, koşuyoruz biz. Oyun donuyor şu an bende de bu arada chat. Ha, burada birini yakaladım. Süper. Omuz özelliği var adamın. Nice. Geçti yine. Aralardan geçemiyorum ya. Karakterin zayıflığı bu. Maalesef ki. Okey, ben tamamen yukarı geldim o zaman. Aşağıya saldım. Tamam. Ha, burada adam. Süper. Shift'e bastım. Stamina'm doldu. Okey, burada ölecek bu çocuk net bir şekilde. Omuz yedim kanka, sen nasıl düştün? Oğlum beraber stun yedik. Şurada bir ses var, ben de ona geleyim. Aa, bizim kızmış. Pekala. Kapıları falan elektriklediniz mi bu arada? Umarım o tarz bir şey yapmışsınızdır. Kanka içeriden geçecek, duvardan geçecek Fehmi. Fehmi duvardan geçecek, sen bu Fehmi. Yok abi, ben kadın olanım. Kadın mısın sen? Tamam. Ben burada bekliyorum o zaman. Gelecek mi buradan? Sanmıyorum ama uzadı buradan büyük ihtimal. Şu elektrik muhabbetlerini bir kontrol etmek lazım. Leatherface çok yoruldu. Biraz dinleneyim. Yavaş yavaş. Okey, devam edebilirim. Orada birini gördüm. Burada biri var kanka. Çok hızlı. Bayağı bir hızlı sprint atıyor çünkü. Ben burayı bir kapatayım abi. Buradan loop yapma bir daha. Az önceki mekan var ya, oraya giriyor kanka. Fehmi. Fehmi oradan giriyor kanka. Oradan giriyor. Ben de geldim arkasından. Evet, girmiş buradan. İçeride şu an. Bir kill almamız lazım, yoksa bayağı bir kaçış olacak şu anda. Evet, burada hala, burada hala. Kapının içinde, kapının ön tarafında. İçeri geldi, bak burada, burada. Benim olduğum yerde. Ha, burada, burada. Okey, tamam. Burada ben bunu yakalıyorum büyük ihtimalle. Nice. İlk hitim. İkinci hitim. Okey, öldü, güzel. Nice. Bu ikinci kill oldu galiba. Evet, güzel. Nice. Yola devam chat. Eyvallah Güken. Deko ne yapıyor? Orada büyük babanın orada bir info görüyorum. Hari infosu ama ne oluyor orada? Büyük baba geliyorum. Bizim çocukları da gördüm. Şu kanı da vereyim. Büyük babaya gidip vereyim. Şurayı da yok edeyim. Bunları yok etmeniz lazım bu arada. Şuradan mı geçiliyor? Evet. Tamam. Büyük baba. Kafayı... Heh. Tamamdır. Kafayı da düzelttik. 3 level. Süper. Son 2 kişi. Koşuyor bu arada şu an. Çok güzel bir zamanlama oldu. İçeriği mi açmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun orada sen? Aynen, kapıyı açmaya çalışacağım. Ah, güzel vurdum. Çok canı gitti de 3 vuruş. Fehmi dışarı çıkıyor. Abi önünü kesiyorum. Tamam, bekliyorum burada o zaman. Bekliyorum hala. Nerede? Burada mı hala? Yani yok. Çalıların içindedir o zaman. Çalıların içindedir o zaman, uzağa gitmediyse kanka. Kanka. Önümdeki arıyorum. Çalıların içindedir. Bekliyorum burada hala. Canoluk hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel bilgi. Kanka burada, burada, burada. Burada Fehmi, Fehmi burada, Fehmi burada. Hala mı orada? İçeri bilmiyorum. Girdi kanka, içeri girdi. Benim bulunduğum yerde içeri girdi. Buraya gelirseniz bunu sıkıştırırız. Burası çünkü benim tek başıma lootlayabileceğim bir yer değil. Peşindeyim şu an. Ah be, evet. Yukarı çıktı.
Beni görüyor musun? Tamam, önüne çıktım adamın. Görüyorum. Biliyorum. Aradan geçti. Maalesef. Benim burada hala abi. Koşuyor bak, gidiyor. Çok canı az şu anda. Önüne çıktım. Tamam. Kilidini açtım, inşallah burayı kullanmaz çok kullanmak için. Adam atladı. Aşağı mı atladı? Şu jeneratörleri falan kontrol ettik mi biz? Okey, burada elektrik var, süper. Tamam, görüyorum o çocuğu. Kan yok mu şuradan alsaydım? Öldü keşke abi, büyük tamam. Tamam, öldü mü? Süper. Çok donuyor oyun, anlamsız bir şekilde bazen. Nice, bir kişi var şu anda. Şuradan da kan alayım. Aleyküselam Asr. Abi, Grandpa'ya şey vermeyin, ben vereyim. Benimki full, direkt 5'e geçireyim ben. Tamam. Nerede acaba çocuk ya? Büyük baba 5 olunca göreceğiz dedim de. Yapabilirsek. Yaptım abi. Okey. Evet, şu anda göreceğiz konumunu. Nerede? Ben de gözükmüyor. Bug mı var? Ha, gördüm. Aha, burada, çok burada, uzakta. Burada. Geliyorum, geliyorum. Hayır, gördüm. Ben yakınım. Aa, buradan geçemiyorum. İşte böyle bir sıkıntı var Leatherface'te. Her yerden geçemiyorsunuz abi. Burası çıkmaz, tamam. Aa, çok vakit kaybedeceğim burada. Buradan girdim. Şuradan. Çok uzağım ki buradan çıkana kadar. Hah, nihayet çıktım. Geliyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliyorum oraya. Öldü mü? Öldü sanırım. Bağırıyor abi, her. 3 tane vurdum. 3 tane vurdum, ölmedi. Femi, şu düşürme olayı nasıl oluyor? Abi o random oluyor ya. Bir anda yerde oluyor adam ama ölmüyor. Okey, yakaladım. Yakaladım. Bir tane mi vurdum? Ha, tek yedi direkt. Azdı canı. Ha, canlılık. Aynen. 3 tane vurdum, ölmedi. Okey, şimdi kutlama zamanı. Tekrar götürürüm bizi ya.